O kadar güzel bir hava var ki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten hava harika. Komşum da bahçesinde oturmuş, birazcık da Filizciğimle sohbet ettim. Şimdi A101'e gidiyorum, koştur koştur. Çünkü Yeşilciğim çok güzel bir sunum tabağı almış. Arkadaşlar bayıldım. Ve bugün de English Home'un çarşafı geliyor. Çok uygun bir fiyata. Hem ona bakacağım. Oradan çıkıp Elif'in yanına uğrayacağım. Bakalım kalmış mı? Kalmamıştır herhalde büyük bir ihtimalle. Gerçekten çok güzel. Hatta alırım. Ayşenur isterse ona veririm. Şimdi bunlar gelmiş ama bunların kenarları gold detaylı değil. 179 TL. Gayet uygunmuş fiyatı. Şimdi bu hafta A101'e herhalde yanılmıyorsam şu kaseler de çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. 11.50. Aynı şekilde şekerlik de var şöyle. Şöyle açmayayım şimdi. Şöyle bir su bardağı 74.90. Saklama kabı 18.50. Maalesef o sunum tabağından burada yok. Bu şekilde gelmiş. Farklı gidiyormuş. Başka marketlere. Her A101'e her ürün gitmiyor maalesef. Şöyle bu da güzel. Ama benim ondan var. Şu da çok hoş. Set 109 TL. Şu dondurma tatlı kaseleri de ne kadarmış? 59 TL ikilisi. Çay bardağı da gayet güzel. Ama şu ayak kısımları şöyle olduğu zaman hoşuma gitmiyor. 99. Şu 64 kaç? 90, 65 TL. Bunun da fiyatı bayağı artmış. Hatta burada birisi de açıyor. Ha şöyle küçük dikkat çekti. Ha evet evet. Yani güzel güzel. Gerçi güzelmiş. Ben onu da aslında daha büyük sandım ama bir tık küçük. Gayet iyi aslında. 179 TL. Ama benim gördüğüm daha güzel. Evet şöyle bir neydi bunun ismi? İki katlı sunumluk. Bu da 159 TL. Şöyle borcam seti de gelmiş. Bir saniye tatlı. Şunu da bir göstereyim. Bir saniye. Şimdi gösterebilir miyim? Tarafa vereyim. Şöyle. Bu ne kadar? 8 parça 149 TL. Aslında gayet de güzelmiş. 149 TL. Neyse Elif'in oradaki de A101'e bakayım ben. English Home'un çarşafları da yok. Şu gayet iyiymiş. Bu da hoşuma gitti. Neyse bakalım nasibimiz ne varsa A101'e diğer tarafa gideyim. Orada yoksa artık buradan bir şey alacağım arkadaşlar. Şu da hoşuma gitti. O da hoşuma gitti. Şunlar da çok güzel. Reçel için falan gayet güzel aslında. Reçel zeytin değil mi? Biraz koş. Temizlenir. Ha, hemen. Hadi bakalım şimdi Elif'in yanına gidiyorum. Şöyle çikolatalar da gelmiş. Ama işim çok acele. Silip ne kadarmış? 77. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Ben valla kaç gündür böyle dışarılardayım. Hem de yürüyüşümü de yapıyorum. Yarı yürüyüş diyelim. Tam spor demeyelim. Çilek fidesi de var. 49.50 TL. Her şey çok pahalı ya. Nereden gitsem? Şuradan mı gitsem ki? İngiliz Home'un çarşaflarını buldum. Fakat pembe buldum. Pembe de olmaz arkadaşlar. Kızı olanlar. Yatağı, benim yatağım yüksek. Yoksa alırdım. Çünkü kalitesi çok güzel. Tek kişilik 199. Yastık kılıfı 99. Çift kişiliği yok mu bunun? Çarşaf. Bakayım. Bu tek kişilik. Ha, tek kişilikmiş. Ama tek kişilik de olsa alırdım. Ama pembe. Gönlüm sende. Maalesef. Bu kaldı. Bu neymiş? Kapşon. Saksılar gelmiş. Ha. Şimdi ne diyeceğim size? Arkadaşlarım. O dediğim servis tabağının çukur olanı var burada. 3 tane gelmiş satılmış. Bu çukur olan var. Bakalım.
şöyle ama defolu. Hayattaki şansım. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım, şanslıyım. Şöyle kızlar, bunun dümdüz olanı düşün. Kalmamış, almışlar. Çelik termos ne kadar? Şuna bakayım. Aa, cam bakın. Güzelmiş. Defolu oda. Şöyle bakın tost makinesi de. Bu markayı güzel diyorlar yalnız. Şu. Holment. Şu benim aldığım kutular da var. Şöyle sürgülü erzak kabları. Uzun saklama kabları. Buna ben çamaşır deterjanlarımı koyuyorum. Şöyle. Küçükmüş ama. Bayağı güzel bir şeyler gelmiş bu hafta. Hadi çıkayım. Elif de aşağıymıştır. Eller bomboş bir şekilde marketten çıkmışım. Bakın ben bugün kısa kollu giyindim. Çünkü çok sıcak. Hatta bu hafta daha da çıkacakmış sıcaklıklar. Elif aşağı indi mi? Bugün kirpik takmayacağım dedim. Dedim kirpik mirpik sakın takma. Ha, inmemiş. Birazdan iner aşağı. Elif ne zaman kendini göstereceksin? Kız millet beni ne yapacak? Seni görsünler yeter. Şimdi kızlar, Elif de bir tadilata giriyor. Ufak bir tadilat ama banyo demişim, mutfakta bir iki değişiklik yapacak. Aslında değişiklik dediğim o tezgah kırık çıktı. Onu bir değiştirecek. Hem o da bakacak bazı şeylere. Şimdi dünkü gittiğimiz Kütahya Seramiye doğru gidiyoruz. Oradan da Elif'in dediği yere gideceğiz. Oradan da Özdire'ye gidecekmişiz. Akşama da Mikail birazcık geç gelecek. Bursa'da görevli. Vallahi şu seçim bitse de bir kurtulsak hakkımızı hayırlısı neyse olsun. Hadi bakalım kızlar, orada tekrardan çekim yaparım ben. Görüşürüz. Burada mutfak yok. Mutfakta yapıyorlarmış. Baksana şu lavabolara. Üf. Bunlar bak şu kısmı çok farklı. Bak. Ay şuna bakar mısın? Alo. Elif. Alo. Evde misiniz? Ama ne kadar hoş duruyor değil mi? Hani çekiyor. Ha söyle. Gittik yani bir tane mutfakçıya 5 dedi bana. Ha. Çeşmeye hatırlıyor musun? Ha. Ona gittik Erdoğan'a 3800 dedi. Kız var da bunlar da var ya şey tutturabildiğine fiyat. Onun güzel bu mu? Senin mutfağın şey banyon için değil mi? Hayır mutfak için. Aa mutfak için mi? Bu da çok güzel. Ama onu hatırlıyor musun? Hayal meyal. Tam çok değil. Değişik bir şey. Evet. Kız tutturabildiğine dün ne oldu? Valla ben yine işimi halledemedim. Şimdi Elif'in işi için geldik. Dur, aynadan gözükmesin de. Niye burada yok? Buradakilerini pek ne bileyim ben beğenmedim. Oo şuna bak. Ne güzel dolap. Görüyor musun? Sen hangisinden yaptırıyorsun? Ah, bak güzelmiş. Evet çok güzel olacak. Tezgah yapıyor musunuz? Tek tezgah yapmıyoruz. Ay buram buram ekmek kokuyor. O derece. Şimdi şuradan ekmek alsın Elif. Çıkacağız. Ay çok güzelmiş bunlar. Elif çok güzel. Ha. Şöyle. Vallahi iki tane alacağım. İki tane bakın. Şeyler de var. Vallahi ben bu yemeği yine iyi kilo almıyorum. Şimdi
Şundan iki tane aldım. Üç tane mi alsam? İki kız çok güzel, yumuşacık. Ay bu üç tane alayım. Allah'ın hakkı üçtür. Bana diyor ki senle bir daha bir yere çıkarsam iki olsun. Çok oyalanıyorsun. Elif çok oyalanıyorsun. Çok böyle uğraştın ekmek seçerken. Bak vallahi billahi hiç altta kalmayacak. Acı badem yok değil mi? Acı badem mi kız? Aa, acı badem mi ya? Vallahi bilmiyorum. Ne o? Badem mi? Öyle kurabiye gibi. İşte başka bir yere geldik. Birazcık da hızlı olmak zorundayız. Elif çocuğu okuldan alacak. Çok güzel. Ama kullanım açısından birazcık şey. Niye? Şuna bakar mısın? Herkesin önüne salata koymaya. O salata çok az, o bana yetmez ki. Ay canım, bir salata yok ki, poğaça var, pasta var. Bu kuru yemiş bak. Her şey var ama. Reçel de olur. Geçen ben bakmıştım. Elif çok beğenmiş. Bir bakayım dedi, belki bir takım yaparım diye düşünüyor. Çorba için o çok büyük değil mi? Hmm. Ama çorba için başka bir şey için olmaz. Çok büyük. Adeti 700 mü şimdi bunu? Ne? Ha şu büyüğü. 450 lira bu. Olmaz Ayşim bak bu. Şey diye kenarı çizgili ama. Hmm. Adet diyor 700. Bu kadar pahalı. Abi müziği de nereden açtılar ya? Onlar hep tektir. Tektir fiyatları. Ama kutu da ikili Ayşim. Bunlar ikili mi tekli mi? Şunlar. Tekli. Tekli fiyat mı 750? Ama kutu da ikisinin de ikili mi? Ha ikili. İkili mi 750? 700. Güzelmiş de. Ucuz tanıma. Nereden? Şey. Para var mı kız içinde? Var. Alayım senden. Vereyim. Ha, aynısıymış bu. Aynısı aynısı. Kadir Ezel'in deterjan kutusunu gördün mü? Çeş. Camlara, mamlara. Allah'ım ya Rabbim. Yapmayacaktı, ben mi yapacağım? Vallahi. Bak ne güzel. Bu da güzelmiş. Bu güzelmiş aynen. Yer de kaplamaz. Ekmeklik. Dilimli ekmek. Deterjanlı. İlla şu süs detayı olacak. Şu da var. Ama toz deterjan mı koyacağım, bulaşık makinesi tableti mi? Toz. Benim de renkli bir neşe. O çok küçük Elif. Dolduracağım. Beyaz şeffaflar geliyor. Onlardan yapsana. Bakalım buraya. Nasıl beyaz şeffaf? Şurada şeffaflar oluyor. Üstünde makine için deterjan yazıyor. Gerçi öyle olursun çok da güzel olur ya. Şimdi bilemedim. Güzel o. Ha, kombinlemen ha. Lazım. Küçük ama. Evet çok küçük. Az alır. Bu da çok büyük. Bu da güzel. Çamaşır makinesinin üstüne mi koyacağım? Yok, benim dolabın içinde zaten. Hmm. Ama açtım mı şöyle. Bir daha bir tık küçüğü oldu. Sen saat aldın mı? Aldım. Bakayım. Takmadım. Hangisini aldın? Başka aldım. Hmm. Onu aldım. Boş ver sen onu ver. Niye pembeyi de koymuşlar? Bak o başka renk. Kahve. Bak burasını da öyle. Ha öyle mi? Onun için bakıyorum ya. Ha o zaman bunlar tek renk arkadaşım. Yok tek renk. Sen de renk düşünüyorsun. Hayır, birini böyle birini pembe olsa. Hani... Evet bu güzel. Madame Coco'daki nasıl? O tuzluklardan gelmiş biliyor musun? Hadi aldın mı? Almadım. O gün aramıştın. Bak bu güzel. Bunu beğendim. Üzerine yazacağım ha, renkli diye. Renkli beyaz etiket çıkartırabilirsin. Kaç şeyi? Bir soralım fiyatını. Büyüğünü istemiyorsun değil mi? Yok canım. Sen böyle küçük istiyorsun. Boşaltacaksın. Bu şekilde. Çok bu güzel. Küçük değil ama Aysu. O küçüktü tamam. Ha şuna baksana. Ha şuna bak.
Ha, sıra gecesi yapalım Elif senle. Kız ne kadar güzelmiş. Eve geldiğim gibi hemen yemek hazırlığına giriştim. Özlek de söylemiştim. Şöyle bazlamadan pizza yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Malzemeleri doğradım. Bir de buzluğumda benim doğranmış kırmızı biberlerim var. Kapya biber. Onu da katacağım ama onu çıkartmadım. Çünkü onu donken böyle üzerine serpiştireceğim. Buzu çözüldüğü zaman böyle yumuşacık oluyor. Güzel olmuyor. İftara daha 1,5 saatten birazcık daha fazla bir zaman var. Çıkan bulaşıkları da buraya koydum. Ve bulaşık makinesini... Ay bacaklarım ağrıyor. Bulaşık makinesini şöyle boşaltalım. Öncelikle bazlamaları şöyle ortadan ikiye, ay hıçkırık da tuttu beni, ikiye keselim. Gerçekten bazlamalar harika, yumuşacık. Ben en çok bunu böyle ısıtmayı, tost makinesinde arasına tereyağı sürmeyi çok seviyorum. Ekmeği seviyorum. Şöyle yapalım da. O kadar hazırcıyım ki ketçapı da hazır kullanalım. Sesim içime kaçmış değil mi? Dur şöyle biraz canlı canlı konuşalım. Yana da şöyle biraz yanına patates mi koysam ki? Şu azıcık ben en altına bir koyuyorum. Ve döktürüyorum. Tamam. Domateslerimizi. Niye böyle buzlanmış biberler? Kilitli poşete de koydum. Birazcık pişsin, sonra en son kaşar peyniri. Şimdi hocamızı bekliyoruz. Allah ekber desin. Hemen yemeğe girişeceğiz. Acıktım acıktım. 3-4 gibi var ya acıkıyorum. Normal sen. Sen ne yaptın? Havalarsın diye o yüzden acıkıyorsun. Bir de dışarıda koşturunca falan. Şu an bile var ya. Bugün çok acıktım hayatım. Biliyorsun çok yoruldum. Evet Bursa'daydım. Bursa'daydım. Ama neyse sorunsuz geçti. Allah'a şükür. Narlı. Narlı da, narlı da çok güzel. Var ya şu çorbayı hiçbir şeye değişmem. Banyo dolabını ne yapacağız kızlar? Fikirlerimi tamamen değiştirdi Elif, Mikail. Bu dışı böyle çizgili çizgili olan. Şimdi Bergen'e yollayacağım. Zeki'ye yolladım. Zeki dışarıdaymış. Eve geçince bakarım dedi. Bakalım fikirler değişti. Sence?
Beğendin ama sen. Senin hangisini beğendin? Ben bunu beğendim. Ben mantıklı düşündüğümde bu dolabın içleri derin. Yani her ürününüzü rahatlıkla koyabilirsiniz. Yanındaki dolabı bile olsun. Diğerleri derin değil. Yani sadece orada bir süsü var. Hmm. Derin değil. Yani içine malzemelerinizi düzgün koyamazsınız. Bunun derinliği hoşuma gitti. Aslında dış yapısı da hoşuma gitti. Bak tamamen fikrimi değiştirdim. Yani üstünün o sarı parlak olan kısmı olmayacak kızlar. O zaten kötü duruyor yani. Ben daha doğrusu beğenmedim. O cam ama parlak bir simli bir cam. Onu zaten istemiyorum. Onun üstüne de dolabın renginde bir döşeme. Üzerine de çanak lavaboyu geçiririz. Çanak lavabo hakkında o kadar çok bana mesaj geldi ki doğru söylüyorsunuz. Kullanış açısından çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evimde bir tane lavabo olsaydı çanak asla koydurmazdım. Çünkü kenarları falan sıçıyor. Abdest alırken zor olur. Doğru söylüyorsunuz. Kimi geldi hemen abdest nasıl alınacak dedi. Dedim hani diğer lavabo var dedim. Hani o şekilde. Bir de benim diğer türlü yaptırdığım zaman özel ölçüye giriyor ve 40.000 TL'ye de geçiyor. Hiç gerek yok diye düşündüm. Yani Elif fikrimi değiştirdim. Deminden Yeşim'e attım. Yeşim de çok beğendi. O üstü iptal edersen çok güzel olur dedi. Daha ben 2-3 arkadaşa daha atarım. Ben niye böyle kararsızım Mikael? Sen gidersin değil mi? Bakarsın, beğenirsin, okeylersin. Hı? Haydi. Erkekler öyleyiz biraz ya. Neler? İşte erkekler. Erkekler öyle misiniz? Sen bu akşam erken yatarsın. Yo, uyumuşum zaten. 5 dakika. Olur mu ya? Yarım saat uyumuş. 5 dakika. Hadi bakalım. Yani pizzadansa şu çorbaya saldırmak istiyorum. İşte orucunda neyim hikâr bu? Nefsimiz değil mi? Evet. Aynen. Neyse, kaç aslında dakika ya, Ramazan da bitti sayılır neredeyse. Bugün 17 mi 18 mi bugün? 18 oldu mu? Vay. Yakın hesaplıyım 15. Kız zaman var ya böyle su gibi akıp geçiyor. 18'i ömür, tuttuk. Ömür dediğin. 12 gün kalmış. Kaç? 12. Abone. Ben yarın bugün izin değil mi? Nasıl yani? Nasıl bayağı? Niye? Siz şimdi görev yapacak mısın? O zaman yarın ben son tarifimi de çekeyim. Ben tarifleri böyle sakin kafayla seviyorum. Yarın evdeyim. Yarın bir yere çıkmam herhalde. Bir çıkarsam bir BİM'e çıkarım. Hemen o son tarifimi de çekeyim. Ondan sonra kafam rahat. Sonra tabii ki bir iki çekimim daha var. Onları da hallederim. Of. Hadi hoca nerede kaldı? Hocaya bir alo et. 28 geçiyor daha 3 dakika var. Ne ölçüyor? Kaç? 20 geçiyor daha 5-6 dakika var. Ay Allah seni var ya. Unuttum ben ya. Elif şey diyor ya, bir daha tövbe, sen de ben bir yere gitmem, bitti. Sen de ne kadar kararsızsın. Daha ben var ya size çekim yapmadım. Vallahi siz de bunu atmak istemiyorum canlarım. Deminden bir takipçim yazmış ki abla ben de oğlağım ama gördüğümü alıyorum ve çıkıyorum. Sen diyor nasıl bir oğlaksın? Bir türlü karar veremiyorsun. Yani veremiyorum. Başka dolapçıya da bakaydın. Bakmadın mı? Baktın mı? Tüm bütün yine gölü gezdim. Yok ya ben başlıyorum. Vallahi ben size yani çok çekim yapmadım. Of, öyle. Ekmek doğrayayım bunun içine. Neyse kızlar, yemekten sonra görüşürüz. Bir de ben bugün ne aldım? A101'den onu da göstereceğim size. Şimdi mutfak temizliğine girişeceğim. Hadi başlayalım. Aradım ta yaslandım yağmur yağdı melek şefi.
Telefonu da tripod'a koydum arkadaşlar. Bugün A101'den ne aldığımı da göstereyim. Normalde ben yeşimin gösterdiği sunum tabağını almaya gittim. Fakat o kalmamıştı. Vardı ama o da derindi. Sunum tabağı. Ama fakat içi defoluyordu. Göstermiştim videoda. Sonra eve gelirken bir A101'e daha uğradım. Benim evime yakın olan. Orada da bunu görünce dedim Aysun bunu al. Ayşenur beğenirse Ayşenur'a veririm. İsterim derse onun olsun. Yok abla derse de benim olsun. Zaten benim malım, onun malı arkadaşlar. Artık aramızda öyle şey asla tabii ki de olamaz. Şöyle bakın şunu aldım. Aslında bir düşündüm. İki tane alayım. O da çok böyle fazlama geldi. Bir tane alayım. Sonra yine A101'e gelirse yine alırım. Şöyle iki tane yaparım. Hani masanın bir tarafına bir şu tarafına koyarım diye düşündüm. Güle güle kullanayım. Güzel günlerde kullanayım. Şöyle sade. Ama yeşimin aldığı çok güzeldi. O çok güzeldi o maalesef. Bir de her A101'e de aynı ürünler gitmiyor. Mesela bu bak bu aldığım sunum kasesi. Diğer iki tane gittim. A101'de yoktu arkadaşlar. Demek ki ürünler farklı farklı gidiyor. Evet bunu da aldık. Fiyat olarak da bence gayet iyi. Bir de ne aldım? 3 tane de kuru yemiş aldım. Şunu Mikail'e aldım. Bu soslu mısırı çok seviyor. Şimdi ben kahve yapmayacağım. Biliyorsunuz bu aralar kahveye ara verdim. Sadece geçen gün Ayşenur'la içtim. İçtiğim anda bile arkadaşlarım bir hafif bir çarpıntı oldu. Deminden de bir arkadaş sormuş hani randevumuz ne oldu diye. Maalesef haber gelmedi. Yani şu an tüm randevular dolu demek ki gelmedi arkadaşlar. Açıldığı zaman zaten hani direkt haber veriyorlar. Şimdi suyumu doldurdum. Şöyle 2 veya 3 bardak şöyle kana kana bir su içeyim. Pizzamız da çok güzeldi arkadaşlar. Vallahi çok güzel olmuş. Onu yedik. Çorbamızdı. Zaten çok da bir şey yoktu. Zaten yapacak gücüm, mecalim de yoktu. Buraları toparladım. Sonra Belgin'imi aradım. Bir saatten fazla konuştuk kızlar. Banyo dolabını gösterdim. Çünkü onun fikirleri de, zevkleri de hoşuma gidiyor. Elif de keza aynı şekilde. Birkaç arkadaşım daha var. Zevkine, böyle fikrine güvendim. Zeki'ye yolladım. Dedim bunu Zeki'ye pek beğenmez ama dedim. Dur bir yollayayım. Onu da o beğenmiş. Evet Aysu dedi. Derinlikleri falan çok güzel. Zeki'yeciğim. Yani böyle olduğu zaman daha böyle olumlu, daha iyi baktım şu an. Yarın veya yarından sonra gidip arkadaşlar o dolabı herhalde siparişini vereceğim. Artık şu dolap şeyi de bitsin. Vallahi ne yapayım? Ne yapayım arkadaşlar? Ben de böyleyim. Kimisi gider mağazaya bir anda karar verir. Kimisi de geri düştük. Kimisi de bir ay düşünür, iki ay düşünür. Ancak o zaman karar verir.
aslında müşteri olarak çok böyle kolay bir müşteri değilim ama zor bir müşteri de değilim. Bir şey eğer gözüme tamsa, hani tamam dediğim zaman onu kesinlikle alırım. Ama ay öyle mi olsa, böyle mi olsa düşünceler yüzünden birazcık böyle benim bu işler uzuyor. Hakkınızı da helal edin canınızı sıktıysam. İnşallah ortaya çok güzel bir sonuç çıkacak. Ama tamamen fikirler değişti. Her şey sil baştan oluyor. Yani duşakabin içinde kullanacağım o ahşap şey değişti. Dolabın rengi değişti. Yani bakalım sonuç nasıl olacak. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Benim de tabii ki en başta benim içime sinmesi çok önemli. Tabii ki sizin fikirlerinizi de önemsiyorum canlarım benim. Hepsini tek tek de dinliyorum. Ben bir kuru yemiş tabağımı doldurayım. İçeri geçeyim. Suyumu alayım. Hem gün boyu zaten susuz kalıyoruz. Su tüketimi neredeyse çok az. Yani bu Ramazan'da neredeyse çok az. Bilmiyorum hani sizler içebiliyor musunuz suyunuzu falan. Kilo veren arkadaşlar da varmış. Vallahi helal olsun. Ben bir gıdım bile verdiğimi düşünmüyorum. Aksine aldığımı düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman. Baksanıza kollarım iyice böyle pehlivan kolu gibi oldu. Maşallah bana. Kendi kendime nazar etmeyeyim. Şöyle kuru yemişi alıp birazcık ben de bir dinleneyim. Şu kafam az bir şey dinlensin. Bir yarım saatte olsa böyle hiç telefona bakmak bile istemiyorum. Suyumu, işte kuru yemişimi yerim. Gerçekten beynimin de az bir şey dinlenmeye ihtiyacı var. Öyle beden yorgunluğu değil de kafa yorgunluğu insanı çok yoruyor. Birazdan kapanışta görüşürüz canlarım. Videonun da kapanışına geldik. Nasılsınız? İyisinizdir. İnşallah tekrardan halinizi, hatırınızı sorayım. Bugün de günlerden cuma. Hayırlı nurlu cumalar. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Hasta olan kardeşlerimize Rabbim şifa versin. Gönlünüzden ne getiriyorsanız Rabbim kabul eylesin. Mikail Bey de üstünü giyindi. Cuma'ya gidiyor. Oradan da gezeceğim dedi. Aslında ben de bir ara bir çıkabilirsem çıkacağım arkadaşlar. Mustafa da geliyor. Dünkü yaptığım pizzadan. Yani akşamki yaptığım pizzadan onu da yapacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Herkese hayırlı cumalar. Görüşürüz. Ben de kapatayım videomu. Beğenilerinizde yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlarım. Abone olmadan izleyen arkadaşları da kanalıma davet ediyorum. Ay dur Meryemciğimle bir arkadaşımız selam istedi kızı için. Hemen onların ekran fotoğrafı almıştım. Onlara da selam söyleyeyim. Sürekli her videoma yorum yapan, destek olan, hatta dün videomun altına artık kardeşim gibi seni görüyorum diyen Sehab Aslan. Yani YouTube'daki isim o şekilde yazıyor. İnşallah doğrudur. Sehab Aslan arkadaşlarım. Sehab'cığım yanaklarından öpüyorum canım. İyi ki sizleri tanımışım. Gerçekten YouTube ben her zaman diyorum. Yani kesinlikle evim gibi görüyorum. Instagram'ı da seviyorum ama YouTube'daki bu sıcaklığı daha çok seviyorum. Bir de Meryem Hanımcığımın kızı Aygüncüğüm'e de selamlarımı yolluyorum. Aygüncüğüm yaşın kaç bilmiyorum ama yanaklarından öpüyorum senin de. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Desteklerinizden ötürü de, sevginizden ötürü de hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanalı açmışım ve sizleri tanımışım. Görüşürüz.